Herkese iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Beni duyabiliyor musunuz acaba? Bir ses kontrolü yapalım. Yorumlara yazabilir misiniz acaba? Sesim nasıl geliyor? Evet. Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Ben ODTÜ 1'de eğitim koordinatörü Tuğba. Bildiğiniz gibi canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Ve bugün çok değerli bir konuğumuz var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sesim Merhaba. geliyor mu? Geliyor. Sizin de sesiniz çok iyi. Hoş Eyvallah. geldiniz aramıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Ufak bir bekleyelim. Aramıza yeni katılanlar var. Bir saniye. Ben mi koptum? Heh, hocam beni duyabiliyor musunuz şu an? Bir gittim Duyuyorum. sanırım. Heh, tamam. Tamamdır. Hayırlı akşamlar herkese. Ben ODTÜ 1'de eğitim koordinatörü Tuğba. Hızlı bir giriş yapalım istiyorum. Bu karantina günlerimizin son saatlerinde Savaş hocamızla birlikte bir hasbihal yapmaya karar verdik. Hocam çok teşekkürler. Öncelikle bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiniz. Rica ederim. Bugün kendimizi aramak yolunda kısa bir yolculuğa çıkacağız inşallah hep beraber. İnşallah. Ben sözü size bırakacağım birazdan. Bugün kendimizi arayacağız. Kendimizi neden aramalıyız? Nereden başlamalıyız? İşte bu konuda gençlere tavsiyeleriniz neler? Bu konulardan konuşalım istiyoruz birazcık. Öncelikle nasılsınız hocam? Çok iyiyim elhamdülillah. Çok teşekkür ederim. Valla konuya şöyle gireyim. Ben Ankara'da Keçiören'de oturdum. 12 yaşımızdan sonra biz Ankara altında Yenidoğan'dan, Gecekondu Mahallesi'nden apartmana Keçiören'e taşındık. Keçiören'de de çok böyle sevdiğim arkadaşlarım vardı. Onlardan birisi çok muzip bir arkadaştı. Çok da mukallitti yani böyle komik konuşurdu, herkesi yerlere yatırırdı. Fakat bizim hep takıldığımız caminin altında bir çay ocağı vardı Keçiören'de, gençlerin takıldığı. Oraya böyle bizden daha yaşlıca mahallenin camcısı bir abi vardı, cam dükkanı tam caminin karşısındaydı. O da yok tabii ahbap yani bizim abimiz. Fakat o biraz daha böyle asık suratlı bir adamdı. Biz böyle gençlerken de aramızda muhabbet yapıp o arkadaş bir takım taklitlerle bizi güldürünce bu oradan bağırırdı o arkadaşa. Kendi ağzınla konuş diye. Çorum şivesiyle. Kendi ağzınla konuş. Ne biçim adamsın, zoytarı mısın diye. Şimdi bu kendi ağzınla konuş mevzu benim bir yazımın başlığı oldu. Neden? Yakın zamanlarda yani Boğaziçi Üniversitesi günlerinden beri tanıdığım, çok sevdiğim bir abimizin, dindar bir abimizin kızının düğün davetiyesini aldım. Geçen seneydi. Düğün davetiyesinde işte biliyorsun mutat şeyler yazılıyor. Bir yerinde de kokteyl yazıyor. Oh. Şimdi bu görünce tabii üstelik yani o abimiz çok bilinçli birisi. Çok çok bilinçli. Böyle herhangi birisi değil. Tabii burada yeniden benim aklıma kendi ağzında konuş olayı geldi. Şimdi kendimiz olamamanın bunlar hep yansımaları. Evet. Yani en sevdiği kızlar çok sevgilidir baba için. Benim de var bir tane Allah bağışlasın. Yani onun düğününde bir düğün davetiyesine İslamcı bir abimizin kokteyli yazması. Kokteyl yani tabii orada içki olmayacaktır tahmin ediyorum. Ben gitmedim tabii de. Yani içki olmayacağını varsayıyorum ama içkinin olmadığı bir şeye de kokteyl denmez. Yani bizim geleneğimizde öyle bir şey yok. Şimdi bunu neden örnek veriyorum? Çünkü kaybolmuşluğumuzun çok katmanları var. Şimdi biz de genelde muhafazakar dediğimiz kitle
dindarlar kendimizi kaybetmeyle ilgili bir cümle kurduklarında hep Kemalizme, hep batıcılara, solculara, komünistlere laf atarlar. Onlar kendilerini kaybetmiştir ve bizim de kendimizi kaybetmemize yol açmışlardır. Yani biz zaten kaybolmadık. Birileri bizi kaybetti. Yoksa bizde bir sorun yok biliyorsunuz. Dolayısıyla hep bizim için hani kendisi olamama sorunu, işte efendim bu memlekette yaşıyor, daha dinini bilmiyor, işte başörtülere düşman, efendim bak yemek programı yapıyor, yanında şarap açıyor, terbiyesiz adam veya işte şunu bile bilmiyor, cuma namazını herkes evinde kılsın diyor. Böyle insanlar çıktı tabii, çıkmadı değil. Çok, tonla. Fakat buradaki mesele batıcılık, doğuculuk, dindarlık, dinsizlik pek değil. Yani bir karakter meselesinden, bir kişilik meselesinden bahsediyoruz. Yani o kendini kaybettiğini düşündüğümüz insanların işte bir katı da bugün muhafazakarların, dindarların arasında var. Nitekim en yakın işte Allahu Teala'ya haşa ve kella tahsih etmeye çalışan bir ilahiyatçı da çıktı. Yani Rabbimizin üslubunu eleştiriyor. Öyle demeseydin de keşke böyle deseydin Rabbim haşa manasında şeyler söylüyor. Şimdi bu demek ki bu şaşkınlık, bu kendini kaybetmişlik, kendisi olamama, tutarsızlık hali tek bir cenaha, tek bir tarafa irca edilemiyor. Asıl benim uğraştığım sanatta, bürokraside, efendim siyaset biliminde, edebiyatta hep insanlara göstermeye çalıştığım şey aslında şunu söylemek. Yani sen kendin olduğunu sanıyorsan ama aslında sen kendin değilsin. Hepimiz bir şeyleri taklit ederek bir şeyler yapıyoruz. Burada genel taklidi söylemiyorum. Her ilmin başlangıcı zaten taklittir. Sanatların da başlangıcı taklittir. Mesela ben 12 sene meşk ettim Ankara'da üstadımla. Üstadım bir eseri okur, ben onu taklit ederek okurum. O benim hatalarımı gösterir, yeniden okurum, yeniden okurum. 5 kere, 10 kere aynı eseri okurum. Bu taklit zaten bizim ana dilimizi elde etmemizdeki süreç de aynıdır. Yani biz ana dilimizi gramer kitabıyla doğmuyoruz anne karnından. Türkçe gramer kitabı, işte şuna ne deniyor bunu, öyle demiyoruz. Çevremizdeki annemizin, babamızın söyledikleri sözleri tekrar ediyoruz. Aynen, tonlamayla bile. Yani ama durumları da süzerek. Yani kızdığımızdaki aynı kelimeyi kullanmamızla sevindiğimizdeki aynı kelimeyi kullanmamızın farklı olduğunu biliyoruz. Şimdi bizim kendimizi kaybetme tarihimiz bir de yeni bir şey değil. Bu konuda da genelde muhafazakar kitle çok yanılır. Yani hocam, sanıyor ki muhafazakar demeyi pek sevmiyordunuz diye asla, hatırlıyorum. İşte o yüzden ben değilim, muhafazakar kitle diyorum. Yani başka bir tabii ki en başta o zaman söyleyelim. Yani tevhidin de usulü budur biliyorsunuz. Nefyü ispat. Önce nefy edilir bir şey, dışlanır. Ondan sonra doğru olanı ikrar edilir. Tarikate insap da böyledir. Yani İslam'daki bütün usul böyledir. İlim usulleri de böyledir. Önce yanlışlar bertaraf edilir. Sonra hak olan, doğru olan konulur. Şimdi dediğim doğru. O zaman ne olmadığımızı da bilmiyoruz. Yani mesela muhafazakarlık üstümüze yapışmış bir yafta. Bunu evet, seve seve kullanıyorlar. Mutaassıp diyorlar kendilerine. Halbuki İslam'da taassup haramdır. Yani taassup kınanan bir şeydir. İnsan mutaassıp olamaz. Çünkü mutaassıp demek hakka, batıla bakmadan, helale harama bakmadan birilerini tutuyor. O tuttuğu şeyi sonuna kadar gidiyor. Dolayısıyla biz muhafazakar değiliz arkadaşlar. Biz mutaassıp da değiliz. Aslında mütedeyyin de değiliz. Yani dindar kelimesi bile aslında çok oturan bir şey değil. Yani ne denir? Ehli takva olanımız vardır. O kadar takva olmayanımız vardır. Salih olanımız var. Bunlar İslam'ın kendi kavramları. Yani Kur'an'dan, sünnetten bildiğimiz kavramlardır. Dolayısıyla bu eklentiler 2 asırlık eklentilerdir. 2 asırlık bir kendimizi kaybetme tarihimiz var. Fakat kendimizi sadece kelimelerde kaybetmedik. Tabii ki dilde kendimiz değiliz. Bunu bir kere söyleyelim. Bak muhafazakarlık diyoruz. Bu gibi etiketleri, biz çok muhafazakarız efendim, mukaddesatçı, bir de bu da vardı belki siz bilmezsiniz.
Özal zamanında falan. Mukaddesatçı 70'li yıllarda bu da kullanılıyordu. Daha bu konuda aslında bir yazı yazmam lazım. Kaç tane yafta asıldığı son 2 asırdır boynumuza. Dolayısıyla sadece bu kelime ve kavramlarda değil, aynı zamanda dilde de kendimiz değiliz. Biz dilde başka bir şeyiz. Yani çok dindar bir insanı bakıyorsunuz, hocalık yapıyor, akademisyenlik. İslam'la ilgili bir şeyi vurgularken sanki İslam'ın dışından birisiymiş gibi anlatıyor. Efendim işte şöyledir, modernite böyle diyor, İslam da böyle diyor. Camideki vaazlarda bile öyledir, dikkat edin. Veya hutbelerde bile öyledir. Yani üçüncü bir şahısmış gibi konuşuyor. Yani ya işte siz Müslümanlar, bir de işte Batılılar var. Ben de biraz tepeden bak, objektif bakmaya çalışıyorum. Ben böyle bir tecrübe yaşadım. İslam Gençlik Örgütü var. Onun bir uluslararası toplantısı vardı İstanbul'da. Dünyanın pek çok yerinden böyle genç Müslümanlar var, kadın erkek. Neyse beni de açılış konuşmasına çağırdılar. Ben de gittim orada İngilizce bir konferans verdim. Müslümanlar ve dünya üzerine bir şey. Ondan sonra genç bir Filistinli kız soru sordu. Dedi ki, güzel anlattınız, hoş anlattınız dedi. Yalnız dedi, çok aslında objektif anlatmadınız dedi. Nasıl dedim yani, niye öyle dedim? Çünkü dedi hep dedi bir Müslümanın bakış açısıyla anlattınız dedi. Bakın bunu eleştiriyor. Evet. Zihinlerini o kadar kanıksanmış ki yani ben kendi dinimi bile üçüncü bir şahısmış, Müslüman değilmişim gibi konuşmam gerekiyor. Ben de o kıza dedim ki yavrum dedim Budist gibi mi anlatsaydım veya Hristiyan gibi mi anlatsaydım? Ben Müslümanım. Ben Evet. Müslüman gibi anlatırım ve Müslüman gibi anlatırım. Objektiflik diye bir şey yoktur dedim. Şu yalanları bırakın. Objektiflik diye bir şey hiçbir şeyde yoktur. Hakkaniyet. Bakın bu da tevhid ehlinin unuttuğu şeylerden birisi. Efendim işte bu konuya objektif bakmak lazım. Dinle ilgili adam bir şeyler saçmalıyor. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar diyor, uydurma olabilir diyor. Makalelerinden biliyorum. Mesela böyle şahıslar var piyasada. O diyor o zamana aitmiş diyor. Ondan sonra zamanı geçti diyor. Şimdi bunu söyleyen insanları ilmi bir şey söylemiyorlar. İmani bir şey söylüyorlar. Çünkü iman çerçevesi içinde bunlar sabitedir. Haşa ve kella o zaman yarın birisi de çıkar. Tek tanrı değil, haşa ve kella. Üç tanrı var der, beş tanrı var der. Bunun kadar kesin olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani itikattır bu, herhangi bir şey değildir. Dolayısıyla buralardaki şaşkınlıklarımız, yaşadığımız günlük hayatta ne yapacağımızı bilememek, işte başörtülü olup efendim batılı bir feministten çok daha ileride olmak, efendim sakallı olup 5 vakit namaz kılıp Amerika'da göreceğiniz kapitalistten çok daha ileride bir kapitalist olmak, bunları da ben hayatta yaşamışım. Devlette 30 senem geçti, dışarıda da bir hayatım vardı. Mesela bana bu söylendi. Sonra rahmetli oldu. Meşhur bir katılım bankası sahibi tarafından söylendi. Ben dedim ki ya siz bu Müslümanlardan faizsiz diye mevduat topluyorsunuz. İnsanlar hani faize vermeyelim, şuraya verelim. Sonra dedim ben yalnız biliyorum ki onları alıyorsunuz, Müslüman düşmanı holdinglere kredi olarak veriyorsunuz. Oldu mu şimdi bu dedim. Bunu da gençken söylüyorum yani üniversitenin son sınıfındayım. Güya iş başvurusuna gitmişiz. Adam bize mülakat yapıyor. Ben de her zamanki gibi kendimi tutamıyorum. Adamın yüzü var ya, ya şu önümde bir kitap var görmüyorsunuz. Öyle bir kırmızı oldu. Ben hayatımda o kadar yengeç gibi kırmızı olmuş bir adam görmedim. Birden ama. Hiddetten. Bakın Evet. hiddetten. Sağlı amca, hacı abi. Bana dedi ki genç dedi. Sen dedi ne söylediğini bilmiyorsun galiba. Ticaretin dini imanı olmaz dedi. Oh. Bu adam yani bugün ailesi de efendim hayırlı işler efendim şurada cami burada bilmem ne yaptıran adamlar. Bankaları vardı. Şimdi bilmiyorum ne yaptılar sonra. Ortaklık yapısını bilmiyorum ama uzun lafın kısası yani bu kendimiz olma noktasında birileri bize bir şey yapıyor değil. Yani batıcılar bize bunu yaptı. Evet alfabeni çökertti. Evet şehirlerini çökertti. Evet, eğitimini çökertti. Evet, toplumsal hayatını çökertti. Evet, bunların hepsini yaptı. Fakat senin beynine girip senin feminist olmanı zorlamıyor. Senin beynine girip senin kapitalist olmanı
zorlamıyor. Senin sınıfına girip sen aslında dersini bir kafir gibi anlatacaksın. İslam'ı da sanki bir kafir anlatıyormuş gibi anlatacaksın. Din sosyolojisi diye bir ders yapacaksın. Onun içinde sanki sen Müslüman değilmişsin, din bir objeymiş, din bir mevzuymuş gibi, sen onun içinde değilmişsin gibi Hayatta konuşacaksın. olabilen bir Evet, şeymiş gibi. bunu sana empoze eden birisi yok. Bakın, ben devletin merkezinde bütün bu baskıların içinde yaşadım, çalıştım 30 sene boyunca. Zulmünü de gördük elhamdülillah. Her çeşit gördük, her devirde gördük. Yani kimse sana zorla bir şey yaptıramaz. Sen hak yolda direnmeyeceksin de nerede direneceksin? Yani hayatta bir cengaverlik şimdi yapmayacak. Ne zaman yapacaksın? Hakkı ne zaman söyleyeceksin? O ne zaman olacak o? Yani senin o mümin ferasetini, cesaretini ben ne zaman göreceğim ya? Yani böyle zamanlarda olmayacak da ne zaman olacak? Dolayısıyla şimdi buradaki asıl mesele birilerinin seni neye icbar ettiği, birilerinin senden ne çaldığı değil. Mesela ben Osmanlıca biliyorum. Osmanlı tarihi okumuşum. Bunları ben üniversitede okumadım. Siz de takdir ediyorsunuz ki ilkokuldan liseye kadar da insanları tarih uzmanı yapmıyorlar veya haşa ben tarih uzmanı değilim. Ama hani öğrendiğim şeyleri ben okullarda öğrenmedim ki. Osmanlıcayı bana Boğaziçi Üniversitesi'nde mi öğrettiler? Yani. Hayır. Peki buna engel olan birisi var mı? Yani sen öğrenmek istediğinde silah kafana dayayıp öğrenmeyeceksin, bacağına sıkarım veya müzik mi öğreneyim veya tasavvufun derinliğini öğreneyim veya müziğimizin anlamını, felsefesi, kim gelip sana engel oluyor? Ama bizim gençlere en çok söylediğim şey, çocuklar, mazeretçi anne babalarınızı artık bırakın. Onlar mazeretçi. Şimdi onların mazeretçi olmalarının kendilerine göre haklı sebepleri vardır. Fakat sizin yok. Yani bizim de yok da, sizin de yok yani. Siz o yolu takip etmeyin. Çünkü önünüzden gidenlerin, yani müteevvelin, önünüzden gidenlerin hayırlarını tevarüs edin, miras alın, şerlerini bırakın. Tamlarını alın, eksiklerini bırakın. Bu kadar zor bir şey mi? Yani bunu mesela Osmanlı'yı algılarken de yapıyoruz. Yani ben şimdi mesela birazcık Osmanlı Hakkı diye kitabım var. Osmanlı musikisi icra ediyorum. Onun anlamı üzerine kitabım var. Konferanslar veriyorum. O zaman beni şeye koyuyorlar. Ha, bu adam da muhafazakar. Hatta böyle bir etkinlik olmuştu. Yani kendimi zor tuttum orada. Şimdi benim güya Osmanlı Hakkı kitabımı bir okulda öğretmenlere paylaştırmışlar, okumuşlar öğretmenler. Müdür de aradı, dedi ki hocam, dedi, böyle böyle bizim okulda sizin kitabınızı okuttuk. Siz de bir gelin, onun müzakeresini yapıyoruz diğer öğretmenlerle beraber. O arkadaşlar sunuş yapacaklar sizin kitaplarınızı özetleyen. Sonra sorular, yorumlar olacak. Siz de orada bulunursanız ve bize bir konuşma yapar, çok mutlu oluruz. Eyvallah. Ben gittim. Şimdi en önde müdür beyle oturuyoruz biz. 3-4 tane hanımlı beyli öğretmenler çıktılar. Her biri bir kitabımı anlatıyor. Abi, Osmanlı kitabını anlatan arkadaş, kitapla hiçbir alakası yok yalnız. Anlattığını hiçbir alakası yok. Okumadığı belli. Ama şöyle yapmıştır. Yani işte bakın, bizdeki o kolaycılığı söylüyorum. Lan bu Osmanlı aklı. Bir kapağını açıyor. Aa, işte biz 2 asırdır komadayız falan. He, vur abalıya. Demek ki bu adam Kemalistleri atıyor, komünistleri atıyor. Kendinden ama, kitapta öyle bir şey yok tabii. Ondan sonra işte, ah Osmanlı diyor, ecdat diyor, ne büyüktü diyor. Neredeyse yani geçmişte olan her şey harikaydı. Bizi Yahudi çökertti. O kafasındaki, çünkü doldurulan klişelerle okumadığı için de, halbuki orada tam zıttı var. Yani ben o kitapta tam zıttını yapmaya çalışıyorum. Çocuklar, bu Osmanlı denen şey bir çözümler repertuarıdır, bir çözümler havuzudur. Sizin bugününüze de yarayacak çözümler var, yöntemler var, bakış açıları var. Hatta o bakış açılarının bugün İngiltere'de, Amerika'da, geçmişte Roma'da nasıl uygulandığına dair de sürekli bir mukayese yapıyor. Kitap okunmadığı için böyle oluyor. Şimdi o klişeler, bakın, okumuş ve okumamış herkesin kafasında. Herkes bu klişelerle düşünüyor. Yani ecdat çok büyüktü, Osmanlı'yı Yahudi yıktı, Osmanlı'yı Masonlar ve İngilizler yıktı. Yoksa hiçbir sorun yoktu. Osmanlı cillop gibiydi. Geldiler, bunu dayakla, değnekle yıktılar. O kadar sağlamdı ama yıkıldı nasıl olduysa. Efendim, işte bize dinimizi unutturdular. Bize dilimizi unutturdular. Hep birileri bir şey yapıyor. Sende bir şey yok.
O şu demektir, benim bir şey yapmama gerek yok. Ben zaten maraba olmuşum. Fakat o maraba gibi kendini böyle anlatan insan ticarete girince Allah bir vahşi bir hayvana dönüşüyor. Yani hani öyle hep maraba olsa süklüm püklüm hep birileri kafasına vurarak bir şey yaptırdığını ben bilsem diyeceğim ki doğru bu arkadaş ezik bir arkadaş, edilgen bir arkadaş. Ama o arkadaş para söz konusu olduğunda, çakarlı araba, makam söz konusu olduğunda önünde ezip geçiyor. Dolayısıyla o zaman anlıyoruz ki bu kullanılan argümanlar iş yapmamak için, ahlak elde etmemek için, helal ile haramı birbirine karıştırmak için, herkes kötü, ben iyiyim demek için uydurulan bahaneler. Şimdi bu bahanelerin kurumsallaşmış halleri var. Yani bir takım komplo teorileri. İşte efendim Abdülhamit işte her şey çok iyi yaptı fakat adamlar geldi yıktı. Valla Abdülhamit zamanında da her şey çok iyi değildi. Çünkü Abdülhamit, onu nereden ben tanımadım, Abdülhamit zamanında yaşamadım. Nereden biliyorum? Kendi döneminde çalıştırdığı bürokratların, devletin içinden geldiğim için biliyorum az buçuk usuller nasıl gidiyor ve Osmanlı tarihinden biraz mürekkep yaladığımız için. Kullandığı vezirler, kullandığı nazırlar, onların hatıraları var. Adamlar anlatıyorlar. Kendi bakış açılarına göre tabii ki kendilerini çok kötü göstermeyecek şekilde anlatır. İnsan hatıratta vallahi ben çok iyi insandım. Acayip rüşvet aldım. Her gün yalan söylüyordum. Bir ayet okuyup arkadan rüşvet alıyordum. Efendim milleti de güzelce soydum. Ama onlara da milliyetçi işte nutuklar attı. Onları da yatırdım. Bunu anlatacak hali yok adamın yani. Dolayısıyla adamlar böyle güzel güzel anlatıyorlar kendilerini. Fakat hani Sirkat'in söylerdiği bir şey var ya, merdi Kıpti. Şecaat arz ederken yani kendinin ne kadar iyi olduğunu anlatırken aslında ne kadar rezil yönleri olduğunu da anlatıyor. Ben buralardan biliyorum. Yani liyakat mi diyorsun? O zamanda da yok. Bugün de yok. O zamanda da yok. Bugün nerelisin kardeşim? Erzurumlu. Ha, Erzurumlu bir bakan varsa, Erzurumlu bir genel müdür varsa o toplar. Bakın bu öbekleşmeler yeni bir şey değil ama maalesef hani muhafazakar denilen bir dönemde bunların aslında ne kadar dinle alakası olmadığını, yani şunu demek istiyorum, toplumda dindarlığın aslında muhafazakarlığın içinde eritildiğini anlıyoruz. O da bir güç stratejisi. Yani bunun içinde tarikatı var, cemaati var, partisi var. Tabii bunlar cemaat ve tarikate laf söylüyoruz. Kimse bu tarafa doğru dönüp laf söylemiyor. Yani parti de öyle bir şey. Hemşerilik grupları da öyle bir şey. Yani belli böyle lonca gibi menfaat grupları var. Muhafazakarların da içinde. Dolayısıyla onları biz biliyoruz tabii. Yani belli yörede var, yerlere toplanıyor. Allah Allah. Yani Türkiye'de istatistiksel olarak değil mi? Bunun olabilirlik, yani ihtimal acaba yüzdesi nedir? Mesela bir kurumun çalışanların %50'si aynı bölgeden. Allah Allah. Yani demek ki hep en zekiler oradan veya en kabili. Bu aynen Amerika'daki Yahudiler gibidir. Hangi kanalı açarsan aç, tartışan adamlar, Cumhuriyetçi taraftan, Demokrat taraftan, ikisi de Yahudidir. Ulan ülkede 320 milyonluk bir ülke orası, Yahudi nüfusu 8 milyon. Yani kaçta kaçı? 40'ta biri. Bu adamların televizyonda görünme oranı 40'ta 40. Yani 40'ta 1 olan bir nüfus 40'ta 40 gözüküyor. Aynen bir zamanların FETÖ'sü gibi. Yani hangi kanalı açsan FETÖ'cü ama kendini solcu gibi konumlandırmış. Kendini liberal gibi konum. Kendini efendim çok ehli tasavvuf gibi bir sürü adam rastlıyordum. Fakat bunlar sadece onlara hasredilemez. Onu demek istiyorum. Yani bu yanlışları A grubu, B grubu değil. Bu bizim bataklığımız. Bu toplumun 2 asırdır bir bataklığı var. Oradaki bataklık da gücün dinine teslim oluyoruz. Dinin gücüyle alakamız yok. Yani biz dini laf olarak kullanıyoruz. Kullanışlı bir şey. Bazı dönemlerde o yüzden kullanmıyoruz. Muhafazakarız diyoruz. Efendim biz de işte liberaliz. Efendim orta yolluyuz. Dindarlığını öyle örtüyor. Veya ben sizin bildiğiniz dindarlardan değilim.
bürokraside görüyoruz. Yani din ile yetinmiyoruz. Biz kendimiz ile yetinmiyoruz. Zaten kendilik sorunu oradan ortaya çıkıyor. Ben kendi kendime yetemem. Yani benim mümin olmam bana yetmiyor. Benim başka bir şeyler olmam lazım. Tamam mı? O cepte zaten. Ben bir de şöyle olayım. Ben bir de şık görüneyim. Ben bir de efendim Batı'nın şu felsefesini canlandırayım. Orada bu sefer dinin meşrulaştırma yönü değişiyor. Yani din referans olmaktan çıkıyor. Din bir araç haline geliyor. Bunun da haberimiz yok. Mesela diyor ki Big Bang teorisi diyor. Evrenin yaratılmasını anlatıyor. 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de de bu söyleniyordu. Bakın bunu söyleyen dindar bir adam. İki tane büyük skandal yapıyor bir cümle içinde. Bir, Big Bang teorisi adı üzerinde bir teori. Adamların birileri oturmuş bir hikaye yazıyorlar. Teori demek hikayedir. Yani tutarlılığının sınanması ayrı bir şey. O bir hikayedir. İki tane kemik buluyorsun. Aa, insanoğlu sincaptan gelmiş. Niye? Sincaba benzer kemikler buldum. Bilmem kaç bin yıllık. Kaç bin yıllık olduğunu nereden biliyor? Efendim ölçüm yaptık. Buna benzer bir hikaye. Şimdi adam Big Bang diye kafirlerin, batılıların o teori geleneği içinde, onun da neye yaslandığını hepimiz biliyoruz. İçindeki bir açıklamasını getiriyor. Allahu Teala'nın kelamının üstüne koyuyor. Bir. Referans neresi oldu? Orası oldu. Yani Kur'an'da ona uygun ayet bulmasa diyecek ki ya bu konular bilmiyorum ben falan diyecek. Ama orada ona benzer bir şey bulunca yapışıyor. İki, 14 asır evvel diyor. Güzel kardeşim, Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel Resulullah Efendimiz'e inzal edildi. Fakat evvelinde levh-i mahfuzda ayet-i kerimelerde var. İki, zamansız, mahşere kadar geçerli. Eğer buna inanmıyorsan zaten mümin olamıyorsun. İmanın temel şartıdır bu. Allahu Teala da bakidir, kelamı da bakidir mahşere kadar. Dolayısıyla şimdi bakın bir söz söylüyor ama üç tane rezalet ortaya çıkıyor. Dolayısıyla dini savunmada bile, dini bir cedel alanı olarak görenlerde bile maalesef dine yaslanma yok. Mesela bir olaydan haber veriyor. Diyor ki ya işte insanların niyetleri o olayların sonuçlarına etki ediyor. Bununla ilgili Batı'da yapılmış bir antropolojik çalışma anlatıyor. Bir tane hanım yazar. Dindar. Abi anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ya aklına senin hiç hadis-i şerif gelmiyor mu? Ameller niyetlere göredir. Bu kadar da kısa, öz. Yani efendim Geertz şöyle demiştir, Clifford böyle demiştir, din sosyologu bilmem. Niye? Bunu da Yeni Şafak'ta yapıyor. Niye? Çünkü bu satıyor. Yani birisi sana ayet ve hadis ile bir şey anlattığı vakit o şık kaçmıyor. Kim için? Dindarlar için. Dindar şunu istiyor. Ya Savaş Hoca, ulan bu herif Boğaziçi mezunu. Bu herif iki lisan biliyormuş. Amerika'da okumuş. Gelmiş bir kentte yapmış. Siyaset felsefesi falan. Lan bu herifin hiç lafların arasında batılı filozof ismi geçmiyor. Bu hiç batılı bir şeyden bahsetmiyor. Yuh ulan sana. Bunu diyen dindar ya. Ulan biraz bize satsana. Yani biraz aralarına bir şeyler koy. Bir artistlik yap yani. Güzel kardeşim, öyle yapmamak lazım. İman Hocam çok... aşağılık kompleksi gibi mi? Yani hani artık böyle hani batıya kendimizi işte kanıtlama niyeti mi bu aslında? Vallahi kanıtlama da değil. Kendini ancak onunla kıymetli görme. O yüzden Kemalizmin yeşili bu. Bakın unutmayın. Kemalizmin yeşiline İslamcılık diyoruz. Hemen hemen aynı. Niye? Kemalizm geleneği yok sayıyor. Kemalizm, İslam ilk çıktığında evet iyiydi diyor. Kendi zamanında, kendi mekanında evet ileri bir dindi diyor. Sonra diyor, haşa ve kella, zamanın gerisine düştü diyor. İslamcılarda da bunu diyenler çok. Açıkça söyleyenler bak çıkıyor. En son içlerindekinde söylüyorlar. O zamana göre diyor. O zaman öyleymiş mi şimdi böyle. Yani Allahu Teala bilemez tabii. Yani Allahu Teala bilemez. Haşa. Şimdi dolayısıyla Kemalizmin getirdiği o kompleks, kurumsallaşmış aşağılık kompleksini başka bir türlü yaşatıyoruz. O yüzden peki kendimizi nerede bulalım? Arkadaşlar kendimizi bakın apaçık söylüyorum. Bir kere bir mümin ilmihal bilmeden, akaid bilmeden, yani neye inandığını bilmeden Allah diyorsun. Allah kimdir tanıyor musun? Tanıtılmış. Nereden biliyorlar onlar? O aktaranlar, o imamlar, mutasavvıflar nereden biliyor? Kendi kafalarından mı uyduruyorlar?
Hepsinin mesnedi, birazcık ilmin olursa anlarsın, gidiyor ayet ve hadise dayanıyor. Hepsinin var mesnedi. Peki, bunları okumuyorsun ama sabahtan akşama Bukowski dedikodusu yapıyorsun, Heidegger dedikodusu yapıyorsun. Yani sen kimin adamısın? Sen kimin dedikoducusun? Allah'ın dedikoducusu değilsin. Ondan çok bahsetmiyorsun. Allah'a bağlı olanlardan da pek bahsetmiyorsun. Mustakim müminlerden de pek bahsetmiyorsun. Çok Mevlana'dan, Bukowski'den bahsediyorsun. Sende bir sorun yok mu? Gençlere okuma listeleri veriyorsun. 150 tane. İçinde iki tane Müslüman isimli adam var. Müslüman isimli diyorum. Çünkü ikisi de kafir. Biliyorum. Yazdıklarından biliyorum. Kafir adam. İsimler öyle. Öyle kalmış yani. Bunları okutuyorsun. Bunu okutan adam da gençler. Bu 150 kitabı okuyacaksınız. Yoksa adam olamazsınız. Gerçek mümin olamazsın. Ulan gerçek mümin olamazsın diye verdiğin şeyin imanla alakası yok. Yani batılıların kendi içindeki birbirlerine atıp tutmaları, ama küfürden çıkaran bir atıp tutmaları değil. Yani onların içinde hikmetli bazı şeyler olabilir. İsabetli bazı şeyler de olabilir. Elbette biz de okuyoruz. Biz de okuduk çok. O kapalılık anlamında söylemiyorum. Fakat sen insanlara kırmızının ne olduğunu öğretmeden alemdeki kırmızıları nasıl seçebilirler? Alemde kırmızı renkleri gidip nereden seçecekler bunlar? Sen daha kırmızıyı bilmiyorsun. Önce bir kırmızıyı öğren. Yani hakikati öğren. El hak olan Allah'tır. Hakikat dediğim şey Allah'tır. Efendim felsefe gerçeği arayıştır. Arasınlar. Onlar arasın. Biz bulanlarız. Felsefeye o yüzden ihtiyacın yok. Senin neye ihtiyacın var biliyor musun? Tefekküre ihtiyacın var. Aynı şey mi? Hiç değil. Hiç değil. Alakası yok. Dolayısıyla önce şuna bir kavuşalım. Arkadaş, müminiz elhamdülillah. Bu bir hidayettir. Bizim layık olmadığımız bir şeydir. Bunu bilelim. Bunu biz elde etmedik. Yani Allahu Teala'ya tefekkür ederek, değil mi? Efendim araştırarak kaç kişi olmuştur yani? Bu demek ki Allahu Teala'nın zaten bir ikramıdır. Araştırana da vermeyebilir. Hayatı boyunca araştırıp olmayan var. Benim var. Böyle tanıdıklarım yani batılı olanlardan var. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey önce kendimiz dediğim şey kulluktur. Biz Allah'ın kuluyuz. Bunu gururla söyleyeyim. Ben Allah'ın kuluyum. Elhamdülillah. Resulullah Efendimiz'in ümmetiyim. O yüzden Resulullah Efendimiz benim hayat rehberimdir. Yani ne bakımdan? Mesela ben bu dersi vereceğim. Nasıl vereyim? Allah Allah. Ders vermekle ilgili sünnet var mı ya? Biraz işte orada tefekkürünü çalıştırırsan görürsün. Mesela insanların sabrını sıkacak kadar konuşmamak. Uzun uzun benim gibi konuşmamak. İnsanların karşıdakinin seviyesi demeyin, ilgisini hesaba katmak. Yani onun ilgisini çeken şeyler üzerinden bazı şeyleri aktarmak. Biliyorsan. Dört, kendini bir halt sanmamak. Yani ben biliyorum, ben her şeyi anlatırım. Siz sıfırsınız. Karşıdakiler hakaret ederek. Bu şu anda yaygın. İslamcılarından şairler bilmem. Bunlar yaygın bir şey. Karşıya gelen adam fırçayı kayıyor. Sen soru soranı paylıyor. Sen kimsin? Nereden biliyorsun? Nasıl bir şey? Bu sen kimin sünnetine uyuyorsun? Sen kimin ümmetindensin? Yani böyle bir Resulullah Efendimiz'in sünneti var mı? Yani kendisine hakaret edene bile kötü bir sözle cevap vermiyor. Hakaret edene, kendisine saldırana bile. Dolayısıyla şimdi burada yapmamız gereken şey Kur'an ve sünneti tam olarak bilmek. Bu konuda akaid kitabı okumak. Ömer Nesefi Hazretleri'nin akaid kitabını bakın tavsiye ediyorum. Kitabül Akaid. Türkçe'de pek çok şerhi var. Kendisi küçük bir risaledir. Yani risalenin kendisini de okuyabilirsiniz. Ama hiç bunları da aramanıza. Ömer Nasuhi Bilmen merhumun İslam ilminin giriş kısmı itikattır zaten. Yani orada temel şeyler var. Ben bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bir gün müzik dersi verirken, şimdi rahmetli oldu şehir üniversitesinde, müzik ve medeniyet dersi verirken İngilizce anlatıyoruz. Talebelere dedim ki ezanı anlatıyordum. Yani İslam ve müzik bahsini anlatırken. Dedim mesela ezanın dedim dinimizdeki hükmü nedir dedim. Bir tane talebe bilemedi biliyor musunuz? Ezan okumak dinimize nedir hükmü? Farz mıdır? Sünnet midir? Müstehap mıdır, mendup mudur, neyse. Bilemediler abi. Ki dindar talebeler var yani ben tanıyorum. Şimdi dolayısıyla artık yani bu iş, bakın bu işin ucu mahşer. İşin ciddiyetini buradan anlıyorum.
Geçen hafta, tam bir hafta önce benim babam vefat etti. 90 yaşında, Allah rahmet eylesin. Bakın, ölüm var. Hesap var. Yeniden diriltileceğiz. Hesaba konulacağız. O mizanda, burada senin verdiğin ders muaf değil. Efendim, ben İslamcıyım ama akademisyenim. Dersler böyle anlatıyor. Sosyoloji böyle bir bilim. Ne yapayım? Ben de başka bir türlü anlatamam ki. He, onu dedin mi? Mahşer gününde o anlatma tarzından da sual olunacaksın. Sen mümin iken o insanlara neden bir kafir gibi anlatıyorsun? Bundan sual olmayacağını mı sanıyor insanlar? En ufak şeyden sual olunacak. Yani ne istiyorsan, efendim ben siyasetçiyim, ne yapalım, Müslümanların güçlenmesi için bizim de arada bir taka tuka yapmamız lazım. Biraz Çinçince konuşalım. Efendim arada bir şeyleri, makaraları gevşetip sıkmamız lazım. He, güzel. Peki o mahşerde acaba hangi kefeye konulacak o yaptığın iş? Peki o yaptığın iş Resulullah Efendimiz yapmış mı? Öyle bir cevazı nereden buluyorsun? Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim. Mahşer ufkunu kaybetmedikten sonra ne yaparsan yap. Yani hesabı unutma. Her yaptığının bir hesabı. Benim bu konuşmam da hesabı olacak. Sen bunu nefsinden yaptın. Millet seni beğensin diye. Ha, o zaman hapı yuttuk. İstediğin kadar ayet oku, istediğin kadar hadis oku. O seni kurtarmaz. Yani ayet, hadis, dindar görünümlülük bir insanı kurtarmaz. Kesinlikle kurtarmaz. Hatta vebalini artırır. Çünkü insanları o şekilde de belli bir beklentiye sokarsın. Dolayısıyla önce kendine demek kul olmak demek. Allah'ın kulluğu olduğumuzu, o kulluğun da örneğinin Resulullah Efendimiz olduğunu, o yüzden sünnete sımsıkı, çok iyi bilerek, her gün bir hadis-i şerif, her gün bir sünnet öğrenelim, onu yapmaya çalışalım. Mesela Resulullah Efendimiz cansız eşyalara da isim verirdi. Ya sen de ver. Bak benim bu cep telefonumun. Efendim ama bunu Amerikalılar yapmış. He, yani o, öyle bir şey yok İslam'da. Araç, alet. Oraya da alırsın, buraya da verirsin. O seni adam etmiyor zaten. Seni adam etmiyor yani. Dolayısıyla mesela şu iPhone'uma ben isim vermemişim. Ya bir isim ver. Bak sünnettir ama sünnet kastıyla. Gene sünnet kastıyla sokakta geçerken üzerine doğru gelen adama yol ver. Çoğu da üzerine doğru geliyor zaten. Yani sokakta yürümeyi bilmiyoruz. Bunu dindarı da böyle oturmayı bilmiyor. Oturma şekli yok. Gençler bacaklarını açarak oturuyorlar. Erkekler öyle bir yani Nadia Comaneci gibi. Ulan o bacaklar o kadar nasıl açabiliyor? Ben buna çok inanamıyorum. Yani inanılmaz bir atletik yapıları var demektir yani. Ha desen tak diye iki bacak üzerine çökecek adam yani öyle. Ya güzel kardeşim yani hanımlarda tesettür var, hanımlarda iffet var. Sizde yok mu? Erkekte tesettür yok mu? İffet yok mu? Namus yok mu? Yani dolayısıyla sünneti bilirsek bunları da biliriz. Sünneti bilerek yapmak gerekir. Dolayısıyla bununla işe başlayalım. Kavramlarımıza sahip çıkalım. Arkadaşlar etik değil. Aa bu yaptığın hiç etik değil. Bunu duyuyorum bak boğazlayasım geliyor. Güzel kardeşim etik ahlakla aynı şey değil. Hatta hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Etik halka uyan şeylerdir. Ahlak hakka uyan şeyler. Aradaki farkı anladınız mı? Yani biz bugün toplumunda halka uysak ne yaparız? Mahşer günü hesabımızda sorulur. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Esnaf diyorsun sabahtan akşama kadar yalan. Gelene gidene kazık. Sattığı mal ayıplı. Ayıplı olduğunu söylediğinde de seni kovar. Nereden? Sen yapmışsın, ben yapmadım der. Yaygınlığı söylüyoruz canım. Yani herkese söylemiyoruz. İyiler her zaman müstesnadır ama azdır iyi. Akademisyen dediğin aynı. Siyasetçi dediğin daha beter aynı. Bürokrat dediğin daha beter aynı. Ticarette dolaşan aynı. Yani güzel kardeşim biz aynı havuzun içinde yaşıyoruz. Aynı bataklıktayız. Kendini kurtarmak sana ait bir şey. Açıkça söyleyeyim. Yani kişi kendini kurtaracak. İlmini yükseltecek. Kur'an ve sünneti çok daha iyi anlayacak. Ahlakını güzelleştirmeye çalışacak. Kavramları öğrenecek. Asli kavramları nereden öğrenirim hocam? Bol bol Osmanlı döneminin sonunda da bile olabilir yazılmış dini kitapları, tasavvufi kitapları, hatta şiirleri okuyun. Mehmet Akif'i okuyun. Oradaki kavramlara dikkat edin. Tesamuh diyor. Anlatabiliyor muyum? Tevhid diyor. Bunlar ne demek yani? Bunları da açın. Çok basit bir şey söylüyorum. İslam Ansiklopedisi var ya, Diyanet Vakfı'nın. Açın oradan bakın ya. İlla bir elinize sözlük olması da gerekmez. Bak hepsi internette var. Cep telefonunuzda var. Uzun bir şey değil. Dolayısıyla dilimize sahip çıkalım. Dinimize sahip çıkalım.
Mekanımıza sahip çıkalım, işimize sahip çıkalım, ailemize, çocuklarımıza sahip çıkalım. Bu şekilde inanın herkes bu çabayı gösterirse ahlak yaygınlaşır, ahlaksızlık değil. O yüzden ahlak kavramı hakka uymak demektir. İnsanlar neye uyarsa uysun. Toplum beni ilgilendirmiyor. Şu şekilde ilgilendirmiyor. Mesuliyetim var tabii ki topluma karşı ama onların yaptığını yapmak mecburiyetinde değilim. Dolayısıyla ölçümüzü hak olarak koyarsak biz de hakça yaşarız. Ve hesabımızı da hak divanında inşallah alnımız ak bir şekilde veririz. Yoksa dünyamızda bakın iki yüzlü geldi gidiyor deve kuşu gibi. Deve misin kuş musun ne olduğunu belli değil. Yeri geliyor Kemalist Müslüman oluyor. Yeri geliyor Müslüman Kemalist oluyor. Böyle yanar dönerlik maşallah abiden aşağıya zaten büyük bir gelenek olarak akıyor münafıklık her şekilde. Yani bir kere o işleri bırakalım. Kulluktan daha gurur duyulacak bir şey yok. Ya ben Allah'ın kuluyum kardeş. Bizim bir de medeniyetimiz var lan. Medeniyetin kulu değilim. Allah'ın kuluyum ya. Medeniyet benim yaptığım şeye denir. Sünnete uygun, Allah'ın emirlerine uygun, güzel yapılan, ince yapılan şeylere denir. O da zaten sünnetin uzantısıdır. Yani sünnetin içinden çıkan güzel. Yoksa Amerika'da bugün medeniyet, bak zencilere deri rengi yüzünden sokakta insan muamelesi yapılmaz. Orada yaşamanız lazım anlamanız için. Deri rengine. O medeniyet ama. Şimdi o medeniyet, sen de medeni. Aynı şey mi? Değil. Senin farkın ne? Kulluk. Hangi? Mesela senin de müziğin var, onların da var. Farkı ne? Efendim biz doğuluyuz, çok duyguluyuz. Batılılar daha efendim rasyonel. Böyle salakça şeyleri de bırakın. Bu da atalarımızdan maalesef aldığımız saçma sapan bir takım klişelerden birisi. Efendim doğu neymiş? Kulak medeniyetiymiş. Batı göz medeniyeti. Bunların hepsi saçma salak şeylerdir. Dolayısıyla kulun, kardeşim kul her şeyi kullanır. Bunların hepsi Allah'ın verdiği nimetlerdir. Medeniyetimizde de bunların hepsinin eseri var. Senin de olur. Ama ben medeniyete hizmet edeyim diye yaşamıyorum. Ben Allahu Teala'ya hizmet edeyim diye yaşıyorum. O zaman yaptığın şey medeniyet olur. Onu demek istiyorum ve farkın olur. Hocam peki yani bunu günlük hayatta yaşamak bizi en çok zorlandıran şeylerden biri ya şu an hani özellikle bu kadar hani koşuşturmamız var sürekli bir bahanemiz var işte yok işim var yok okulum var işte vakit bulamıyorum gibi hep bahanelerin arkasına sığınıyoruz aslında. Bizim problemimiz bu mu yani aslında bahaneleri bir şekilde kenara bırakmamız gerekiyor. Bunun sebebi de bize zor görünmesi mi? Yani neden yapamıyoruz? Hani Valla eskiler bunu yapmış çünkü görüyoruz hani ama biz uygulayamıyoruz. galiba kıymet vermiyoruz. Çünkü bir insan çok kıymet verdiği bir şeyi kenara bırakmaz. Evet. Mesela sen çok cici bir saat hediye edildi sana 1.000 lira. Onu böyle alıp salonda sehpanın üzerine bırakmazsın veya okula gittiğin zaman sıranın üzerine çıkarıp koymazsın. Niye? Aklında şöyle bir ihtimal var. Ya ben tamam dersteyim zaten de gözümün önünde duruyor. Ulan ya unutursam? Hadi unuttum Ya diyelim. düşerse. Hadi birisi aldı diyelim. Ya o birisi vermezse, çalarsa yani. Şimdi bak saatte tefekkür harekete geçiyor. Bak bak tefekkür. Bütün ihtimalleri değerlendiriyor. Burada akıl süper çalışıyor. Tamam mı? Fakat aynı şeyi ya Resulullah Efendimiz acaba mesela hadis-i şeriflerini ben bir düşünüyorum, okusam. Aa şunu fark edeyim. Mesela Resulullah Efendimizin hadis-i şerifleri sanatlı değildir. Söz sanatları, süslemeli cümleler Resulullah Efendimiz'de yoktur. Niye acaba? Bir anlık tefekkür bakın. 1.000 yıllık ibadet. Bir anlık tefekkürdü. Aa çünkü Resulullah Efendimiz tebeyyün ediyor. Yani beyan ediyor. Resulullah Efendimiz bir şeyi süsleme gayretinde değil. Allah'tan geleni veriyor. Kendisini karıştırmadan. Kendi lisanını karıştırmıyor. Kendi zevkiyle uğraşmıyor. Ayet-i kerimede burada. Dolayısıyla mesela buradan bir ibret alayım. O zaman ben de bundan sonra mesela işte ben kitap yazıyorum, makale yazıyorum, denemeler yazıyorum. İşte cinsel yayınlanıyor, kitaplarım var falan. Veya ders yapıyorum. Ya ben de böyle çok süslü cümle kurmayayım ya. Çünkü süs hani böyle uzun uzun bu FETÖ'de falan çok yaygındır. Ve böyle olanlara hiçbir bok anlamadık ama adam yani bir şeyler anlatıyor. Allah Allah. Hiçbir şey de anlamadık. Ama galiba adam bir şeyler biliyor. Bizim toplumdaki genel aşağılık kompleksi böyle. Onu bildikleri için Fethullah'ta mesela bu çok vardır.
İki tane hiç bilinmeyen Osmanlıca kelimenin arkasından bir de Fransızca verip böyle karşısındaki cahil taşralı kalabalığı bir sağdan bir soldan tokatlıyor adam. Mesela ne diyor? İşte şey efendim tearifün prizmalarındaki bilmem saçma sapan bir cümle aslında. Kelime, kavramları bilirsen. Arada bir batılı filozof ismi sokuyor. Oradan dönüyor. Bu sefer Bediüzzaman'ın Osmanlıca bir ibaresini. Yani çünkü karşıdaki malı biliyor. Karşıdaki mal aşağılık kompleksiyle dolu olduğu için bütün toplumdakiler gibi. Abi bir şeyler anlattı herif. Hiçbir şey anlamadık ama galiba adam çok şey biliyor ya. Çünkü biz hiçbir şey anlamadık. Yani şimdi bu bizim yaygın şeyimiz. Mesela bu sünnette böyle bir şey var mı? Yok. Bu kadar süslü konuşan o zaman korkmalı mı? Korkmalı. Sünnete kıymet veriyorsa, Resulullah Efendimiz'e kıymet veriyordur. Resulullah Efendimiz'e kıymet veriyorsa Allah'a kıymet veriyordur. Bu da silsiledir. Önem verme de bir silsiledir. Ben Mevlana Hazretlerine önem veriyorum. Çünkü o Hazreti Peygamberimizin ayağının altındaki toz bile değilim diyor. Onun sünnetini yaşayan bir zat. Efendim, ha o zaman niye kıymetli Mevlana Hazretleri? Resulullah Efendimiz'i kıymetli gördüğü için. Resulullah Efendimiz neden kıymetli? O da Allahu Teala onu kıymetli gördüğü için. Yani değer vermeden değer bulamayız. Değer verdiğin zaman zaman da bulursun. Bak benim bütün kitaplarım, bütün yaptığım meşgaleler memuriyet hayatımda oldu ya. Yoğun yani. Doktoramı ben memurken yaptım arkadaşlar. Sabah 7'de geliyordum her gün. 2 sene boyunca işe ben sabah 7'de geldim. 9'da başlayan mesai 7'de geliyorum. Okumamı, yazmamı o 2 saat içinde yapıyorum. Mesai başlayana kadar. Doktoramı orada okudum, orada yazdım. Açıkça bak ilan ediyorum. Benim evde okunmuş bir satırım yok. Yani evde oturayım hafta sonu öyle bir şeyim yok benim. Hep iş yerinde. 7 gün boyunca. 1,5 sene devam etti. 2 sene dedim yanlış. 1,5 sene boyunca devam etti. Ve ben kendi akranlarım içinde, kendi sınıfımda doktorayı ilk alan adam ben oldum. Halbuki öbürlerin hepsi Bilkent'te asistandı. Onlar full time oradalar. Yurtta kalıyorlar. Yani kütüphane ayaklarının altında. İstediği saatte gidip çalışabilir. Ama bu sıkışıklık içinde ben değer verdiğime zaman da ayırabildim. Çaba da ayırabildim. Hep aklımın bir kenarında o oldu çalışırken bile. Bir yandan o çalışıyor. Yani tezdeki şu konu onun nasıl olmak lazım? Ben bir yandan devlet işi yaparken toplantıda bir yandan kafanda o zaten çalışır. Değerli ve kaçınılmaz gördüğün, çok kıymetli gördüğün şey öncelikli olur. Biz o yüzden önceliklendirelim. Allah öncelikli. Resulullah Efendimiz öncelikli. Ahiret öncelikli. Yani şu dünya paşa da olsan geçer, dilenci de olsan geçer. İşte bak aynı toprağa sen de giriyorsun. Aynı hesaba sen de çıkacaksın. Kimseye öyle mahfillerle çakarlı araba yok mahşer günü. Emniyet şeridinden basıp giden yok. Abi bizim acelemiz var. Hesaba bir an önce gitmemiz lazım. Bekleyemeyiz ya. Bu ne kalabalık. Çok sıcak. Klimalı arabalarımız var. Biz basar geçeriz. En öne mizanın önüne kadar götürüyor. Öyle bir şey yok. Sizin için ön saflarda tutulan yerler yok. Evet. Onlar burada var. Aldanmayın. Dünya zaten demo. Dünyaya aldanmayın. Dünyada sizin gözünüzü boyamak için bir şeyler var zaten. Orada göz boyası falan yok. Bizzat gözün kendisi var. Dolayısıyla yani bir müminin en azından bu aldanmaya girmemesi lazım. Yani aldanmaması lazım. Eksik olabiliriz. Ben hepinizden daha eksiğim Allah için. Yani ibadet eksiğim çoktur. Kötü alışkanlıklarım var. Tütün içerim vesaire. Çok değil de yani arada bir. Bir de Çin Çinliyiz. Tabii dilimiz de bazen doğallığa doğru gider. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani Allah'ı unutmayalım. Unutmadığını fikredersin. Fikrettiğini şükredersin. Zikir, fikir, şükür. Mesela kavramlarda da Allah'ı unutmayalım. Bu mesela etik yani ahlak demen kökeninde el-halik olduğu için yaradanın yaratışına uymak demektir ahlak. Bakın hulk kelimesi halik, el-halik Allahu Teala'nın yaratıcı demek. Bak ben şu anda ahlakı tercih edip etiği tercih et bu niyetle etmediğim zaman Allah'ı zikretmiş oluyorum biliyor musunuz? Bu da zikirdir. Yani zikir illa tesbih alıp elimize yaptı o da zikirdir. Eyvallah. Fakat hayattaki zikirlerden unutmayın. Bir kuşu gördüğünde Allah'ım ne kadar güzel ya Rabbi ne güzel bak zikrettin Allah'ı. Hatırladın. O yüzden unutulmuşlar arasına karışmayalım. Buna da bahane uydurmayalım. Allah'ın önüne bahane koyuyorsan kusura bakma senin Allah'la aran pek iyi değil.
Müminlerin 2 asırdır Allah'la araları pek iyi değil. Çünkü Allah'ı bırakıp yerine İslam kelimesini koyduk mesela. Allah Allah. Allah'ın dini değil mi? Tabii ki Allah'ın dini. İslam. Ama bakın bir kavram koyuyorsun. Varlık olan Allah'ın yerine her şeyi kuşatan, senin gönlünde nazargahı olan, sana senden yakın olan Allah'ı varlık olarak kenara koyuyorsun. Bir mevzu gibi İslam diyorsun. İslam sosyolojisi, İslam ilahiyatı, İslam sanatı diyorsun. Allah demediğin müddetçe bu da bir gevezelik haline geliyor. Onu demek istiyorum. O yüzden her şeyin temelinde Allah'ın olduğunu, her şeyin kökünün Allah olduğunu unutmamak lazım. Bu istersen ev hanımı ol, ister hoca ol, ister asker ol, ister bürokrat fark etmiyor. Mümin isen vazifen bu. O yüzden hani Allah'la aramızı iyi yapalım. Yani biz Allah'la aramızı açtık 2 asırdan beri. Dilimizle açtık, kavramları kullanmamızla açtık. Efendim yaptığımız işlerde Allah'ın ölçü değil, onun bunun ölçüsünü almakla açtık. İmana kıymet vermemek, mümine kıymet vermemek. Mümine kıymet vermiyoruz. İman sahibi adama kıymet vermiyoruz. Yani en basiti bu. Ben mesela çok kızarım. Birisi hemen Batılılardan bir örnek. Ya kardeşim Batılıdan ne örnek? Lan Yunus Emre hiç aklına gelmiyor mu ya? Ama onunla irtibatı yok ki. Yunus Emre ile irtibatı yok. Bunu yapan İslamcı genç. Yunus Emre ile alakası yok adam. Onunla bununla alakası var. Oradan sürekli aynen bir Kemalist gibi, bir batıcı gibi. Aynı şey. Dolayısıyla bu uyanmamız Allah'a uyanmak demektir. Ben bunu söylüyorum. Kendimizi arıyoruz. Kendimizi ancak Allah'ta buluruz. Bizim kendimiz dediğimiz çünkü Allah'ın kulu olmaktır. O yüzden Allah'a kıymet verelim. Allah'ı üzmeyelim. Allah'ı hatırlayalım. Unuttuğumuzda gene hatırlayalım. Hayat bu zaten. Unutma ve hatırlama dünyası. Bulma ve kaybetme dünyası. Fakat yoldan çıkmayalım. Yolun üzerinde düşelim, yolun üzerinde kalkalım. Yolun dışına düşmeyelim. Çünkü yol üzerinde düşebilirsin. Kulluktur. Ama gene yol üzerinde kalkalım. Peki yolumuz ne? Yöne göre yol olur. O yüzden son kitabın adı Yön ve Yol. Niye öyle dedim? Çünkü yön olmazsa yol da olmaz. Yönün Ankara ise ona göre yol çizilir. Yönün Edirne ise ona göre yol çizilir. Dolayısıyla yönümüz Allah'tır. Kendimizi ancak Allah'ın yolunda ve yönünde bulabiliriz. O yüzden bu bakışa sahip olduktan sonra da o zaman işte ecdadın hak olanlarını seçersin. Hemen sana apaçık belli olur. Ne kadar güzel bir şey yapmış. Bu tam işte Allah'ın sevdiği iş. Ha ben bunu bugüne taşıyayım, güncelliği. Aa bu yaptıkları bu yanlış. Bu Allah'ın sevmediği bir şey. Her ne kadar bize davulla zurnayla övseler bile. Toptan bir şey yok. Dolayısıyla işte o zaman aa bu Amerikanlığın şu yaptığında hikmet var. Çünkü bu Allah'ın sevdiği bir şeyi yapıyor. Haberi yok. Kafir olduğu için haberi yok. Niye yaptığını bilmiyor. Fıtratındaki o bir anda fıtratına gelmiş, bağlanmış haberi yok. Bunları seçebiliriz. Seçmemiz için önce bizim bir yolumuz ve yönümüz olması lazım. Yönü olanın yöntemi olur. Ölçüsü olanın da ölçütü olur. O zaman alemde her şeye açıksın. Her şey de sana açık. Hiçbir şey yok. Engel yok. Ben Batı müziği de incelerim. Doğu müziğini de incelerim. Sanatına da ilgilenirim. Burada bir şey yok. Hepsinde de bazı kıymetler görebiliyorum. Hatta Batı felsefesi benim doktora tezim eleştirisi. Onun içinde her bir filozofta hikmet pırıltıları görebiliyorum. Ama hikmet değiller baştan sona. Baştan sona hikmet olan Mevlana. Baştan sona hikmet olan Yunus. İkisini de birbirine karıştırmam. Kant'ta da bir hakikat az buçuk gördüm diye Kant'ı başımın üstüne koymam. Adam o kadar hikmet bilseydi, o kadar gerçek peşinde koşsaydı, gerçek olan Allah'a iman ederdi. Etmemiş. Demek ki o laflar da boş laflar olarak maalesef geride kalıyor. Dolu laf nedir? Şuradan giderken bir teyzeyle karşılaşıyorsun, yardım ediyorsun. Allah senden razı olsun yavrum. O söz var ya, o söz bütün o felsefe abur cuburunun, bütün o felsefe gevezeliğinin yani sonsuz katı olan bir söz. Çünkü Allah ve rıza bunu diline pelesenk etmiş o kadın. Dolayısıyla yani mümini üstün tutarım, imanı üstün tutarım. Öbüründe gördüğümü alırım. Görmediğimde bana ne? Ama hidayeti herkese dilerim. Kimseye de böyle bir düşman değilim. Nefretle bakmam. Kimseye nefretle bakmam.
Yanlışına nefret duyarım. Kendisine niye nefret edeyim? Ona dua ederim. Ya Rabbi ben kurtulmadım ki o da kurtulmasın. Belki onu kurtaracaksın. Beni Allah muhafaza yerin dibine geçireceksin. Ya Rabbi beni de kurtar, onu da kurtar. Bu da sünnettir. Resulullah Efendimizin duası bu. Dolayısıyla ölçümüz ve ölçütümüz Allah olsun, Resulü olsun. Ondan sonra ister ressam ol kardeşim, ister kunduracı ol. Ne yaparsan yap. Ölçünü ve ölçütünü şaşma. Meselemiz bu. Yönümüz belli olsun, yolumuz belli olsun. Zaten yöntemlerimiz kişiden kişiye değişebilir yani. Tabii ki çünkü kulluk zaten bu demek. Kulluk büyük bir zenginlik. Yani sonsuz bir enginlik. Çünkü kişi engin olmadan zengin olamaz. Yani bakın 3. Selim'in müzik hocası Musevi. Adam ayağa kalkıyor. İslam halifesi 3. Selim. Bütün Müslümanların halifesi. Bir Musevi tebaası. Sıradan bir İstanbullu Musevi. Tamburi İzak. O girince ayağa kalkıyor. Niye? Hocası ya. Niye? İlim sahibi. Musiki de ilimdir. Mühendislik de ilim. Tıp da ilimdir. Yani kunduracılık da ilimdir. Vahidettin'in kanun hocası, Osmanlı Ermenisi, bizim de üstadımız Levan Hancıyan. Adam Osmanlı Ermenisi. Vahidettin o girince ayağa kalkar. Aynen bir fıkıh hocasına hürmet ettiği gibi ona da hürmet eder. Yani bu enginlik nereden geliyor? Kulluktan geliyor. Çünkü kıymet olan insana hürmet edilir. Kim olursa olsun. Kıymeti olur. Adamın bir kıymeti var. O çünkü Allah'ın ona verdiği kıymettir. Yani o kabiliyeti kendisi elde etmedi. Allah'tan geldiği için her şey onu biliyor. O diyor Allah diyor ona vermiş. Ermeni'ye verir, Rum'a verir, Kızılderili'ye verir, Alman'a verir, Çinli'ye verir, verir. Allah dağıtıyor zaten. Ha benim vazifem ne? Onun Allah'tan geldiğini bilmek herkese aynı kaynaktan. İki, o gelen adam da bunu güzel kullanıyor. Onun o ilmine hürmet etmek. Bu kadar. Yani eline sopa alıp IŞİD'çiler gibi herkesi kafir deyip üzerine saldırmak değil. Dolayısıyla yani Müslümanlar şuna da iman etmeli ve güvenmeli. Sen kul olunca zaten dünya sana açılır. Korkma. Sen bir yerde böyle hapiste kalmıyorsun. Bir de böyle bir psikolojisi var Müslümanların. Yani sanki böyle dindarlaştıkça, Kur'an ve sünnetle uğraşınca bir şeyleri kapatıyor dünyada. Mesela daha fazla müzik dinleyemeyecek. Arkadaşlarla gidip bir yerde gırgır şamata yapamayacak. Sosyal medyada birbirine gıcık şeyler söyle. Yok kardeşim hepsini yaparsın. Ama tatlılaşır. Yani tatlılaşır o zaman. Aynı muhabbetler olur. Vallahi tatlılaşır. Yani ben hayatımda çok yaşadım. Böyle gönül ehli insanlarla çok oturdum kalktım. Onların bir kısmı maydanoz satıyordu. Bir kısmı postacıydı. Bir kısmı balıkçıydı. Ben bunlarla çok rahat ettim. Enterlerle hiç düşüp kalkmadım. Elhamdülillah. Yani Ankara'da da bulaşmadım, burada da bulaşmıyorum. Enterleri sevmiyorum. Çünkü onlar bir şeyi satmak için yaşıyorlar. Konuştukları zaman satıyorlar. Satıcı onlar. Çerçi. Diğerleri bir şey satmıyorlar. Yani hatta sen bir şey satmaya kalktığın zaman seninle gırgır geçip seni susturuyorlar. Gönül diline yeniden çeviriyorlar seni. Ben de tabii ilk başlarda hafif hafif onları okutuyordum. Ya biliyor musunuz? Haydi gel şöyle diyor. Lan ne haydi gel, gel şuradan. Ekmeği al da şuradan zeytini ye diyorlardı. Maydanozcuya Heidegger'i ne anlatıyorsun? Saçma sapan bir şey. Zaten kime ne anlatacağım? Niye Heidegger'i anlatıyorsun? O dersleri oradan aldım ben gençken. Dolayısıyla imanın kıymetini onlarda gördüm. Yön ve yolu onlarda gördüm. Yani öyle çok da kendimizi üste görmeyelim. Bu toplum içinde ehli sünnet, ehli tevhid inanılmaz insanlar var. Yani hepsi de okumuş olması gerekmiyor. Hepsinin de senin gibi üniversite mezunu. Efendim Boğaziçi ODTÜ mezunu olması gerekmiyor yani. Hatta buradan dökülen daha çok. Samimiyet noktasında ben daha çok yani. Dolayısıyla herkesin hesabı Allahu Teala'ya karşı mahşerde. Bunu unutmayalım. Bizim ufkumuz mahşer. Yolumuzun ufku, varacağı menzil, yer mahşerdir. O hesaba göre yaşa. Mesuliyetini ona göre yap. Allahu Teala'yı hiçbir hal ve şartta unutma. Kötü bir şey görünce de ki ya Rabbi bu kötülüğü sen bu insandan zuhur ettirdin. O insanı da affet. Bende de bu kötülükten başka kötülükler var. Onları da affet. Bak. İyi bir şey gördün. Ya Rabbi bu iyiliği de yaratan sensin. Bu benim değildir. Hâdâ min fadli Rabbi. Hazreti Süleyman. Ben genelde öyle bir adetim var. Yani birisinden bir tebrik alınca veya güzel bir şey olunca derim ki hep
Hâdâ min fadli Rabbi. Bu Allah'ın bana bir ikramıdır. Bu benim değildir. Ben kimim? Yani bir insan beni sevecek. Ben kendimi sevemiyorum. Bir insan beni niye sevsin? İnsan kendine katlanamıyor. Adam, siz şimdi güzel insanlar, siz bana niye katlanasınız? Bir saat boyunca birisi dırdır kel diyerek konuşuyor. Yani dolayısıyla bunlar, bu ikramlar Allah'tandır. Her şey Allah'tandır. Dolayısıyla bunu anladığın zaman zaten tevhid ehli olursun. O zaman her şey yerli yerine oturur. Yani yolun netleşir, yönün netleşir, yaptığın iş netleşir. Dolayısıyla günlük hayatta da ne yapacağımızın rehberi sünnettir çocuklar. Ben memurum. Nasıl memurluk yapayım? Bir kul nasıl memur olur? Gene sünneti bilmen gerekir. Mesela insanların işlerini kolaylaştırmak, zorlaştırmamak. Vergi dairesinde adamsın. O ortamın içinde çile çekiyorsun. Çünkü çilehanedir bunlar. Nasıl yapacaksın? Bu hadis-i şerifi unutmazsanız gençler, bakın bu meşhur bir hadis-i şerif. Evet. Müjdeleyin, nefret ettirmeyiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. İnsan hiçbir hadis bilmese, sırf bu hadisi unutmasa, bununla amel etse, yemin ediyorum çok iyi bir kul olur. Dolayısıyla hani bizim çok büyük böyle kitapları, ansiklopedileri, nasıl Müslüman olunur, nasıl Müslüman bürokratlık yapılır, tebliğ yöntemleri var, onları bırakalım. Adam olalım. Çünkü Müslümanlık adam. Evet. Hocam sohbetiniz çok tatlı gerçekten. Sizinle de böyle çok güzel bir hasbihal yapıyoruz. Seyircilerimiz de çok memnunlar. Alttan sorular da geliyor. Onlar da çok memnun. Bir saatimiz doldu. Hani istiyorsanız bir kapatıp geri çıkalım, devam edelim. Ya da sizi daha fazla yormayalım. Hani siz nasıl isterseniz o şekilde. Ben müsaade alsam olur mu? Tabii Çok ki de çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti, bizim için çok tatlıydı. Allah. Özellikle son dakikalar bizi daha da böyle hem her şeyi özetledi, hem aslında yönümüzü bilmenin rahatlığı geldi bana. Yani o açıkladıkça siz böyle, ben dedim ki evet ya, aslında hani yönümüzü bir bulsak geri kalanı o kadar kolay gelecek ki, bunun farkına vardık birazcık. Çok teşekkür ediyoruz bunun Yani için. Allah'a Çok inanalım. sağ olun. Aslanalım, güvenelim. Ne iş yaparsın? Evet. Hayatta ne yaparsan yap. Allah'a inan, Allah'a yaslan, Allah'a güven. Bu. En başta kendine Kesinlikle. söylüyorum. Yani bütün sohbetler önce kişinin kendisinedir. Kendi nefsime söylüyorum. Yanlış anlamayın. Ben sizden daha eksiğim mutlaka. Estağfurullah. Bir bize dua edin inşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz gerçekten bu akşam katıldığınız için. Biz de bugün birazcık bahsettiğiniz yön ve yol kitabınızla beraber başka bir kitabınızı da dernek olarak bugün hatırası olsun diye katılımcılarımızın 6 tanesine hediye etmek Olur. istedik. Bizleri takip ederseniz çekilişe katılabilirsiniz. Hatıra kalsın istedik sizden. Teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz bizlere katıldığınız için, dediğim gibi tekrar. Tamam. Seyircilerimize de bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu çok keyifli. Hasbihalimizde bizlerle siz de yolcu oldunuz, yoldaş oldunuz. Çok sağ olun. Söyleşilerimiz devam edecek. Bu söyleşimizi de birazdan Instagram TV'ye ekleyeceğiz. Bizleri Twitter'dan, Instagram'dan, YouTube'dan takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun diyorum ben. Hocam size de tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok keyifliydi. Allah muhafaza etsin. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese.